tüm emeklisen sen genel başkanı Salman Hür kardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında maaş aldığını açıkladı. Hür kardeş, emekliye salgın süresince her ay için 2000 Türk lirası destek yapılmalıdır, dedi. Ardı ardına açıklanan teşvik ve tedbir paketlerinden ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem çıkmıyor. Tüm emekli sen Genel Başkanı Salman Hür kardeş 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi ve salgın nedeniyle emeklinin geçim derdine bir de maske dezenfektan gibi giderlerin eklendiğine dikkat çekti. Emeklilerin bu dönemde ekmekle maske arasına sıkıştırıldığını ifade eden Hür kardeş, emekliye salgın süresince her ay için 2000 Türk Lirası destek yapılmalıdır dedi yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla beraber iyice yetersiz hale geldiğinin altını çizen Hürkadeş, Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için salgın desteği yapılmalıdır, diye konuştu. Hür kardeş, şunları söyledi, sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki, salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bıraktı. Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler geliyor. En düşük emekli maaşının 1500 Türk lirası olması, emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı gerçeğinin yetkililer tarafından kabulüdür. Frizin sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler çekemez. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen Tüm Emekliler Sendikası, yılda 4 ikramiyede talep etti sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı paylarının kaldırılmasını isteyen sendika ikinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıplarının da devlet tarafından karşılanması istedi. Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Üçüncü yılını dolduran bayram ikramiyeleri, zamlı ödenen ikinci promosyon gibi. Emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı en düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da 1000 liraya, bu yılda 1500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BA, kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2324 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. Ek ödeme dahil en düşük emekli aile ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren 1500 liraya yükseltildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı. SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 3 yılda bir verilen banka promosyonları, yılda 2 kez yapılan zam ve aylıklarına yapılan ek ödemeler yeterli gelmiyor. Enflasyon oranı arttıkça emeklinin beklentisi de artıyor emekliye vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın %4'ü, 5'ini kapsıyor. Maaşın yetersiz kaldığını belirten emekli vatandaşlar, ek ödemenin artması için şikayetlerde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, yeni oran %8, 10 olarak belirlensin, çağrısını yapıyor, eğer TÜED'in çağrısı kabul edilirse birçok emeklinin ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine hala emekli maaşı 1369 ,96 lira 96 kuruşun altında olanlara %5, üstünde olanlara %4 ek ödeme veriliyor. Eğer TÜED'in bu çağrısı gerçekleşirse emekliye verilen ek ödemede artış olacak hatta birçoğunda ikiye katlanacak. 1500 lira olan emekliye 60 lira yerine 150 lira verilecek. 2000 lira olan emekliye 80 lira yerine 200 lira verilecek. 3000 lira olan emekliye 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine verilen en düşük ek ödeme ise 59,94 liradan 119,88 liraya yükselecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine verilen en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Emeklilere verilen ek ödeme zammının yetersiz olduğunu, tekrar ek ödeme zammının yapılması gerektiğini belirten TÜET, yeni oran %8-10 olarak belirlensin çağrısını yaptı. Eğer yetkililer bu çağrıya cevap verirse, Maaşlarının %4 ü yerine %8 ya da 10 oranında ek ödeme verilecek. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri de kendi zamlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisine ek ödeme zammı ne kadar? Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisine ek ödeme zammı gelecek mi? Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi, eğer TÜED'in çağrısı cevaplanırsa emeklilik aylıklarına zam yapılacak. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi, ek ödeme zammı ise şöyle olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde ek ödeme zam oranı, %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya kadar bir artış olacak yani Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi maaşını 6375 lira alıyorsa, en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek. TED Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı emekliye verilen ek ödemeye zam için mektup yazdı. Peki emekliye ek ödeme zammı ne zaman? Emekliye ek ödeme zammı gelecek mi? ve koronavirüs salgınından dolayı alınan kararlardan memnun olduklarını belirten bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, toplumun yaşam tecrübesi, en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizde sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz, denildi. Ek ödeme alan binlerce vatandaşlar, emekliye ek ödeme nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak geçen ek ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme adı altında emekliye veriliyor. Emekliye ek ödeme hesaplaması ise şöyle yapılıyor. Maaşının %4'ü ek ödeme olarak emeklilerin hesabına ek ödeme adı altında yapılıyor. Bu oran emeklilere göre değişmiyor, her emeklide aynı kalıyor. Her yıl emekliye ek ödeme için iki kere zam yapılıyor. Bu ek ödeme zamları o yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Ek ödeme tutarları zamlarla birlikte artış gösteriyor. Ek ödeme almayan vatandaşların merak ettiği emekliye ek ödeme nedir? Emekliye ek ödeme neden verilir? sorularının cevabını verelim. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve Bağkur emeklilerine aylık belirli oranda verilen ek ödeme 5454 sayılı kanunla verilir. Bu kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda ödemeler yapılır. 2006 yılı öncesinde ek ödeme olarak değil de vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme 2006 yılı sonrasında ek ödeme olarak isim değişikliği yaptı. Ek ödeme miktarlarında yapılan değişiklikler için her yıl memur aylık katsayısında meydana gelen artış oranları dikkate alınıyor.